İş dünyası ve birbirinden farklı sektörlerin sıkı takipçileri, sevgili Altın Rehber izleyiciler, efendim hepinize merhabalar. Şimdi Türkiye'nin gözde mekanlarından Bodrum'un en cazibeli ve tatilcilerin favori mekanı olan Türk Bükü'nden sesleniyoruz sizlere. Kum Otel Spa'dayız. Az sonra butik otelleri ve Türk Bükü'nü kamuoyuna ilk kez anlatan ve aynı zamanda Kum Otel Spa'nın da sahibi, köşe yazarı olan Ersin Bey'den detayları alacağız. Size şunu sormak istiyorum. Türk Bükü'ndesiniz. Burası Türkiye'nin gözde mekanlarından bir tanesi. Türk Bükü'nde tatil yapmanın farkları ve avantajları, güzellikleri neler? Bunu öğrenmek istiyorum öncelikle. Türkiye'nin sadece Bodrum değil, Türkiye'nin bu koy, yani bulunduğumuz bu koy en lüks tatil lokasyonu. Bu Türk Bükü'nde tatil yapmanın avantajları nedir, ne değildir? Çok göreceli bir kavram. Yani biz burada aslında çok belirli sayıda insanlara hitap ediyoruz. Tüm tesisler de öyle. Burada ağırlıklı olarak oteller oda kahvaltı şeklinde çalışırlar. Bütün servisler alakart olarak alınır ve fine dining düzeyinde bir burada servis verilir. Hı hı. Böyle. Peki Kum Otel Spa'dan konuşalım biraz. Kum Otel Spa'da neler var? Kum Hotel Spa ve Beach 2008 yılında hizmet vermeye başladı. Resort bir otel, doğanın içinde açık bir otel. 2500 metrekarelik bir spa alanımız var. Burada spa deneyimlemesi yapmak isteyen herkes için gerekli bütün donanımlara sahip bir tesis. Yaklaşık 3000 metrekarelik bir iskelemiz var. Burada insanlar gün boyu güneşin, denizin tadını çıkartabiliyorlar. Sadece otel misafirleri değil, burada dışarıdan gelen misafirlerimize hizmet veriyoruz. Bir çalanında. Akşam yalıkçımız var, kumsal diye. İşte orada da deniz ürünlerini servis ediyoruz. Bunların hepsini deniz ürünleri yapıyoruz zaten. Peki efendim, biliyoruz ki önceden köşe yazarlığı yaptınız. Turizm ve eğlence sektörü üzerine yazılarınız var. Geçmişteki bu mesleğiniz, şu anki işletmenizdeki olumlu etkiler yapıyordur elbette ki. Bunu konuşalım biraz. Tabii ben yaklaşık 16 yıl hem turizm hem eğlence dünyasını, yani yeme içme sektörünü kritik ettim. Milliyet, Cadde, Hello dergisi ve Tempo dergisinde. Tabii yıllar içinde bütün her şeyi bir süzgeçten geçiyor. Ben bu 15 yıl içinde yaklaşık 7000 ayrı mekanı da bulunmuşum, vakit geçirmişim. İşte bunların artık bir eyleği oluyor. Hani onların yaptıkları, işletmenin yaptıkları hataları artık hani kendi işletmemde yapmamaya çalışıyoruz. Tabii çok büyük tecrübe.